Erasmus Plus'tan hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Stefani, dünya küçük değil mi? Küçük ne kelime? Minicik. Evet, sınırlar eskisi gibi değil, mesafeler eskisi gibi uzak değil. Artık farklı kültürlerden insanlar kafa kafaya verip beraber proje üretebiliyorlar. Gerçekten harika. Erasmus Plus olsun, beraber çalışmak da daha kolay oldu. Ya benim ortaokuldayken bir mektup arkadaşım vardı biliyor musun? Tim. Hadi ya. Ya. Şimdi olsaydı canlı videoda sohbet ederek Almanca konuşuyordun. Evet, aynen öyle. Ama artık o iş sana emanet. Yalnız bu internetin sakat tarafları da var biliyorsun. Evet, tatilde kendini etiketleme. Yoksa hırsız fark edince misafir geliyor eve. O da bir şey mi? Koca koca devletlerin özel bilgilerine ulaşıyorlar. Sanal dünya James Bond doluymuş. Bilgi çalanlar, başına bela olanlar, sistem çökertenler, ne ararsan var. Gücü nasıl kullanacağın önemli yani. İşte Alman diyalektiği. Yok ya, akarsu çukurunu kendi kazar. Efendim? Akarsu çukurunu kendi kazar. Akarsu çukurunu kendi kazar. Stefani ya, ben bir Zonguldak'a gideyim yoksa kendime gelemeyeceğim. Neden? Orada siber güvenlikle ilgili bir proje yapmışlar. Ben bir gideyim de yerinde bir göreyim şunu. Bu da ne var hocam? Çok güzel bir karesi. Geldik Zonguldak'a. Güzel limandayız şu an. Tabii Zonguldak deyince herkesin aklına önce kömür geliyor, maden ocakları geliyor. Çünkü 1800'lü yıllarda kömürün ekonomik değer kazanmasıyla şehrin kaderi değişmiş. Şimdi Zonguldaklılar bambaşka bir sahada şehrin kaderini bir kez daha değiştirecekler. Bu sefer konumuz siber güvenlik. Yani internette takılırken başımıza iş çıkarmamak. Fazlasını ben de bilmiyorum. Bir gideyim öğreneyim neymiş bu projenin detayları. Türkiye Ulusal Ajansı'nın yapmış olduğu Erasmus Plus kapsamında Zonguldak Meslek Teknik Anadolu Lisesi projesini hazırladı. Siber güvenlik konusunda açık olduğu tespitine vardık. Bu tespit sonucunda da projeyi çeşitli ortaklarımızla gerçekleştirdik ve Ulusal Ajansımızdan da bu konuda destek aldık. Öğrencilerimiz İnternetin ve bilişim araçlarının olumsuz yönde zararlarından korunup bunu faydalı bir şekilde kullanmaya yönelik bilgileri alarak kendilerini geliştirmekteler. Öncelikle siber güvenlik nedir? Bu kavramdan başlayalım. Bunu size örnekleyerek açıklamak istiyorum. Daha kafanıza canlanacaktır. Bir evin iki kapısı, beş penceresi, bir bacası olduğunu düşünün. Bu evin açık olan herhangi bir kapı penceresinden kötü niyetli kişilerin sizin evinize girip size zarar vermesini isteyen kişiler hackerlar diye adlandırdığımız kişilerdir. Bilgisayar sistemini savunmak adına bir sürü tedbir almamız gerekiyor. Üç tip hacker vardır. Bunlardan birincisi beyaz hacker dediğimiz, beyaz şapkalı hacker dediğimiz kişilerdir. Bunlar tüm bilgi birikimini tamamen iyi amaçlı kullanırlar. Siyah hackerlar vardır. Kötü taraf dediğimiz, bunlar da tamamen zarar verme amacıyla sistemlere girip kart bilgilerini edinmek, şifreleri edinmek, o kuruma zarar vermek adıyla yaptığı saldırılar vardır.
Bir de gri tarafı vardır. Ne beyaz olan ne siyah olan. Yani şapkasız çıkmıyorlar mı bunlar hocam? İlla o şapka takılıyor bir tanesi. Evet, yani fiziksel olarak yok. Biz burada neyiz arkadaşlar? Biz beyaz şapkalı hackerız. Beyaz mıyız? Biz devletimizin ve kamunun yararına çalışacak kişiler olacağız. Türkiye Ulusal Ajansı'nın yürüttüğü Erasmus Plus kapsamında siber güvenlik alanında yenilikçi ders müfredatının araştırılması, geliştirilmesi ve farkındalık artışı sağlamak adına yaptığımız bir proje. Projemizin asıl amacı Türkiye'de eksik olan siber güvenlik alanı ile ilgili derslerin mesleki liselerde ve üniversitelerde bir ders olarak okutulması için bir müfredat hazırlığıdır. Asıl amacımız bir müfredat hazırlığı. Bunu biz meslek liseleri ve üniversiteler için geliştiriyoruz ama siber güvenlikle ilgili bir de farkındalık artışı oluşturmamız gerekiyor. Özellikle kamuda bilinmeyen bazı eksik konular var. Dolandırıcılık adı altında yapılan çalışmalar karşısında insanlarımızın bilinçlendirilmesi lazım. Bu açıdan da biz bu eğittiğimiz, planladığımız ders müfredatını e-platforma taşıdık. Uzaktan eğitim anlamında buraya... İnternete taşıdınız. Evet, internete taşıdık. Herkes buraya... açık hale mi geliyor yoksa sadece liselilere mi? Yok, işte bu uzaktan eğitim platformu herkese açık hale gelecek ki insanlar siber güvenlik hakkında bilgi sahibi olsun, neler yapılabildiğini görsün ve nasıl önlem alabileceğini görsün, öğrensin ki kendini bundan sonra buna göre planlasın, programlasın. Sistem odası. Herkes karargah diyebilir miyiz? Evet, buyurun. Hocam, Zonguldak deyince aklımıza güzel Karadeniz geliyor, kömür geliyor ama siber güvenlik gelmiyordu benim aklıma. Ne oldu da siber güvenlik eşittir Zonguldak oldu? Çalışmamız için 2014 yılında bir markete bir siber güvenlik saldırısı yapıldı. Bu saldırı çerçevesinde bizimden yardım talep edildi. Biz markete gittiğimizde... Bayağı süpermarket mi? Süpermarket, evet. Ne yapmışlar hocam? Kripto locker saldırısıyla veri tabanları şifrelenmiş. Müşterilerin bilgilerine ulaşmak için. Evet, marketin tüm verilerini kaydedildi. Bir veri tabanı sunucusu vardır. Bu veri tabanı sunucusundaki bütün veriler şifrelendiği için market hiçbir çalışma yapamıyor. 5 şubesi olan bir marketti. 5-6 şubesi olan bir marketti. Marketin hiçbir şubesi de çalışmaz durumdaydı. Bu kapsamda biz çalışmayı incelediğimizde hem yerelde hem dünya genelinde oldukça ciddi sayıda maddi zararın olduğunu gördük. Ne oldu o markete, merak ettim. Kim çıktı? Kimmiş o? Bu markete hackleyen Singapur'dan bir tane saldırgan. Tamamen Türkçe konuşuyor ama IP'leri takip ettiğimizde Singapur çıkıyor karşımıza. Fidye saldırıları, yani bunların tamamında fidye saldırı olarak adlandırılıyor. %100 ne saldırı? Fidye saldırısı. Fidye saldırı. Tüm dünyada %172 oranında arttığı görülmekte. Yani saldırılarla hepimiz ya da kardeşimiz ya da abimiz karşılaşacak. Karşılaşmalıyız. Bana olmaz dememek lazım. Aynen. Başımıza her an her şey gelebilir. Kesinlikle internette. Bu işin en ekonomik yöntemi de yedek almaktır. Yani en kötü ihtimalle bir hafta önceye dönersiniz. Birkaç gün önceye dönersiniz. Eğer bu kadar da toleransınız yoksa anlık yedeklerle çözmeye çalışmalısınız. Projenin ortaklarından Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeyiz Erkan hocamızla birlikte. Hocam, bu akıllı telefonlar hayatımıza girdi, müptelası olduk. Ama yeterince akıllıca kullanıyor muyuz yoksa aklımızı tamamen ona mı verdik? Onu da bilmiyorum. Yani ne yapmamız lazım bizim gündelik hayatımızda bu siber güvenlik konusunda tehlikeye maruz kalmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok güzel ve can alıcı bir soru soruyorsunuz. Maalesef şuurlu olarak cep telefonlarını kullanmıyoruz. Neden? Çünkü bilhassa tabii ki akıllı cep telefonları, dediğiniz gibi bir uygulamayı indirdiğiniz zaman o uygulama sizden bazı hakları müsaade edip etmediğinizi soruyor. Bu mikrofon, rehber, onlar. Bravo, bravo. Kamera. Aynen. Hem de en tehlikelileri. Rehberinize erişim mi diyor, yazıyor. Dediğiniz gibi kameraya erişim mi diyor. Çoğu kimse hiç bakmadan bir an önce maksadına gitmek için, hemen indirmek için olur evet next yüklüyor. Peki sonra o program istediği bütün o imkanlara eriştikten sonra ne yapıyor? Tabii bunu birçoğumuz bilmiyoruz yani.
Şimdi Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve hocamla birlikteyiz. Merhaba tekrar. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi bilgisayar mühendisliği öğrencileri olarak siz potansiyel birer hacker mısınız? Direkt soruyorum. Hacker mısın? Bir hackerlık var mı içinde? Hacker olma amacındayım ama şu anlık bir yani birinci sınıf olduğumuz için çok fazla bir şey bilmiyorum şu an ama ilerleyen zamanlarda öyle bir amacım var. Ama hacker olursam da beyaz şapkalı olacağım. Evet, desene şuna. Evet tabii ki. Başım belaya girmesin. Evet. Sen bana söyle neye dikkat etmek lazım? İşte şimdi parmak ucu parmak izini alıyorlar, sesimizi tanıyorlar. Ne yapmak lazım? Aslında bizim yapmamız gereken şey herhangi mesela bir Android telefon kullandığımızı düşünelim. Yüklediğimiz uygulamalarda verdiğimiz izinler olsun ve aldığımız telefondaki parmak iz sensörleri veya göz tarayıcıları, iris tarayıcıları vesaire olsun. Bunlar hep telefona bizim bilgilerimizi kaydediyor ve bunlar internet sayesinde dış ortamlara yayılabiliyor. Korkunç bir şey yani değil mi bu? Yani en basiti ne yapar? Evet. Benim banka hesabıma girer. Yani sesini her şeyi kaydeder. İşte evet komutu verir bu orada. Bu sadece bizim yaptığımız geç komutlarıyla oluyor yani. Bir de hiç bakmadan, okumadan yaptığımız geç komutlar oluyor. O yüzden biraz daha dikkatli davranmamız, kullanmamız gerekiyor bunları. Ya hocam meğersem ne büyük belanın içindeymişiz biz. Evet kesinlikle öyle. Yani öğrencilere küçük yaşta eğitim verilirse iyi bir hacker yani olumlu işler yapan hacker olunabilir. Ve programları olumlu amaçlar için kullanabiliriz. Ya ben bir şey diyeyim mi? Bu çok belalı bir iş. Ne gerek var? Kapatalım şunları. Şu güzel kampüsteyiz. Arkamız deniz. Çimler. Yayılalım şu çimleri. Muhabbet fişi edelim çekelim, ya. Wi-Fi fişi çekelim. Valla şalteri indirelim. Olmaz olsun böyle aynen internet diyorum. Gelin biz şurada biraz denizi izleyelim. Yani. Erasmus Plus hikayelerini kovalamaya devam ediyoruz. Bugün Çekya'da bir ormandayız. Onur'la buluşacağız bugün. Onur Avrupalara Erasmus Plus gönüllüsü olarak gelmiş. Tıpkı buralara gelen diğer Erasmus Plus öğrencileri gibi birlikte bir evde kalıyorlar. Orada beraber yaşama kültürünü öğreniyorlar, iş tecrübesi kazanıyorlar ve eskiden istasyon olan bir kültür sanat merkezinde çalışıyorlar birlikte. Ama onunla Çekya'da buluşmayacağız, ta Polonyalarda buluşacağız. Onun için önce Polonya'ya gitmemiz lazım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldik mi? Geldik mi hakikaten? Geldiniz. Yani Polonya'da mıyız? Evet, şu an Polonya'dasın. Bu kadar basit miydi? Bu kadar basit. Biz de şu Çekya'daki sınır köyünden ta Polonyalara gideceğiz diye Akla Kara'yı seçtik. Nasıl geleceğiz diye. Sınır kontrol noktası herhalde. Var mı? Yapacak mısın kontrol? Pasaport yok, falan? Hayır. Üstümü başımı arayacak mısın? Gerek yok. Gerek yok. Sınır burası. Şurada sınır taşı mı yoksa? Evet. Peki ne yapalım? Üşüdüyseniz size üşüdüm. Bir kahve ısmarlayayım. Sizin memleket soğukmuş biraz. Hadi bana bir kahve ısmarla. Bar mı var burada? Burada sınır barımız var. Ne diyorsun? İnsanlar sınırı geçtikleri zaman burada bir şeyler içiyorlar. Sınırları aşıyorsun anında kahve. Ha. Ya bu tam Erasmus Plus gibi oldu. Sınırlar kalktı. Evet. Sınır mınır kalmadı. Şöyle Polonya usulü ama biraz Çek rayihası da olan bir Türk kahvesi kıvamında bir kahve istiyorum. Kahveyle bitki çayı karışımı bir şey diyebilirim size. Sen nasıl geldin buralara bir anlat bakayım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Üniversite eğitimim bittikten sonra hala kendimi geliştirebileceğimi düşündüm. Ne eğitimi almıştın? İletişim, tasarım ve yönetimi okudum ben Anadolu Üniversitesi'nde. Ondan sonra hani kendimi nasıl geliştirebilirim bunun arayışı içerisindeydim. Sonra Avrupa projelerini, Avrupa Birliği'nin desteklediği projeleri araştırdım. Ve başvurum sonucunda buraya kabul aldım. IVS olarak başvurdum evet, değil mi? Evet, Avrupa Gönüllülük Hizmeti. Neyi kapsıyor? IVS olmak ne demek? Erasmus Plus programı kapsamında biraz insanların diğer ülkelerle olan sınırlarını kaldırmak, insanları yakınlaştırmak, kültürleri bir araya getirmek amaçlı bir proje bu. Bu istasyon tam olarak nedir? Hakikaten biz, tren istasyonu mu? Uzun yıllar önce tren istasyonu olarak kullanılıyormuş. Ancak günümüzde biz o zamandan kalan bir hikaye olduğu için istasyon olarak adlandırıyoruz oranın ismini. Bu istasyonda bize de yer var mı? Biz tabii de tren bekleyebilir miyiz orada? Tabii, tabii bekleyebilirsiniz. Gidelim mi? Gidelim. Çekya mı Polonya mı? Hangisi? Polonya. Yaklaşık bir kilometre Polonya yürüyeceğiz. O zaman şu nahiyede. Evet. Hadi o zaman. Evet. Alıyorum çayımı. Alabilirsiniz. Tamam. Tabii.
Buraya pek çok sanatçı, pek çok insan geliyor. Çevrede zaten göreceğiz. Birçok gelen insan işte sanatçıysa bir sanat eseri yapıp buraya bırakmış. Veya bir normal bir gezginse buraya bir anı bırakmış. Her gelen bir şey koymuş ve böyle çok renkli bir... Bir tiyatrocunun hayalinden hakikaten çok güzel bir sanatsal üretim merkezi çıkmış. Aynı zamanda bir kültürel kaynaşma noktası anladığım kadarıyla. Sen peki neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor burada? İnsanlar buraya gelip kalacakları zaman veya bir etkinlik, bir parti veya bir sanat etkinliği düzenleyecekleri zaman önceden biz burayı hazırlıyoruz. İşte ne yapılacaksa ona göre çevreyi düzenliyoruz. İşte yatakları ayarlıyoruz, insanlar nasıl rahat edebilir onu düşünüyoruz. Etrafta birçok ne yapıyorsun? Çitleri tamir mi ediyorsun? Evet. Boyuyor musun? Her zaman, çünkü çok rüzgarlı bir alan burası. Şu an olmamasına rağmen hani illaki bir yıkılan, dökülen bir şey oluyor. Onları tamir ediyorum. Onun dışında bazen çocuklar geliyor buraya. Onlarla jimnastik dersi yapıyoruz. Spor etkinlikleri yapıyoruz. Köy ve civarında İngilizce bilmeyen insanlar var. Hı hı. Onlarla da böyle hem ders hem bir toplantı gibi hem de böyle hoş vakit geçirebileceğimiz akşamlar düzenliyoruz. Kendimi geliştirme fırsatı da bana veriyor diyebilirim. Sevdin mi bu çok uluslu ortam, farklı kültürler bir arada? Kimisi evet, çok zorlanır mesela. Ben küçükten beri izlediğim çizgi filmlerde bile hep bir başka ülkeye gitmeyi hayal ediyordum. Yani hep bu benim içimde vardı. Üniversitede de bu fırsatı buldum. Bosna'da Erasmus yaptım. Ve üniversitem bittikten sonra, eğitim bittikten sonra yeniden bir bambaşka bir kültürün içine gitmek istedim. Hiç dinini bilmediğim insanlarla bir arada olmak istedim. Ve projelere başvurdum. Buradan da kabul aldım. Yani bunun için benim için çok güzel bir şey. Çok okuyan değil, çok gezen daha çok bilir diyorsun. İkisi de ya da. İkisi de. Biri olmadan öbürü aynen, olmuyor değil mi? Aynen öyle. Evet, meşhur istasyon burası ha. Vay. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim ha. Çok, burası, çok değişik, çok hoş. Burası galeri dediğimiz alan. Burada işte eğer olur da bir sanatçı gelip sergi yapmak isterse burada ağırlıyoruz. Kimisi ekmek üretmiş, kimisi hayvancılıkla bir şeyler yapmış. İsimler de zaten kendi derneklerinin, vakıflarının isimleri. Evet, kimisi heykeller yapmış ve hepsi bir iz bırakmış buraya. Onların da hatırasını duvarlara asmışlar. Bazıları cam sanatıyla ilgileniyor. Ben de bana da dediler bir şey pişirebilirsin, insanlara satabiliriz, ikram edebiliriz diye. Tabii hemen telefona sarıldın, İstanbul'u aradın, tarif aldın. Burada da şahmaranlar. Çok da yakışmış vallahi. Tam da tiyatronun girişine. Burası da tiyatro öyle mi? Evet. Ama bu da çok tatlı ya. Tabi Çek ve Polonya söz konusu olunca kuklalar her yerde. Erasmus Plus'tan hepinize merhaba. Hepinizi buradaki oyunlarımıza bekliyoruz. Erasmus Plus'ı çok seviyoruz. Benzemişiz değil mi? Şu beni taşır mı? Evet, sen anlat ya. Sen anlat. Başka? Daha neler? Hay Agnieszka. Merhaba Agnieszka. Merhaba. Ay. Nasılsın? İyiyim. İyisin. İyisin. Yani Türkçe konuşabiliyorsun. Birazcık. Evet, sayabiliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben de lehçe sayarım. Ne olmuş yani? Raz, dva, çe. Raz, dva, çe. Evet. İşte bu kadar kolay. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ben burada sanatçıyım. Genelde sirkte çalışıyorum ama ayrıca sosyal projelere de katılıyorum. Çocuklara öğretmenlik yapıyorum. Burası gerçekten sanat ve sosyal projeler açısından güzel bir yer. Burası nasıl? Çocuklara akrobasi veya sirk hareketleri öğretmek için iyi bir yer mi? Evet öyle, çünkü burada bolca çocuk ve... Seviyorlar mı? Seviyorlar. Sirki bütün çocuklar sever. Evet. Sanırım öyle. Sırf çocuklar değil. Evet öyle. Belki bazı insanlar benim için imkansız diye düşünür. Her sene büyük bir festival oluyor. Hı-hı. Ve gönüllüler için bolca proje oluyor. Şimdi daha çok EVS gönüllüleri var. Ayrıca işçiler de geliyor. Ayrıca bazı başka projeler de var. Evet, bolca farklı proje var. Mesela
Örnek olarak 2 sene önce 15 gönüllü 2 ay boyunca bizimle yaşadı. Bütün Avrupa'dan. Hi Elon. Elon. Hmm? Elon. Julen. Julen. Where are you from? I'm from the Basque Country, the north of Spain. Ben kendi şehrimdeydim. Başka bir dernekte çalışıyordum. Onlar da bu EVS projesinde çalışıyorlardı ve ben de bununla temas kurdum. Ama orada ev sahibiydim. Diğer ülkelerden gelen insanları ağırlıyordum. Ben de bir gün benzer bir şeyler yapmak istedim. Bir gün bir telefon aldım. Dernekten bir arkadaşım beni aradı ve Polonya'da bir proje var dedi. Eko köyü. Katılır mısın? Ben de tamam olur dedim. İki söz yetti değil mi karar vermeye? Evet. Şimdi buradasın. Evet. Ne kadardır? 9 aydır. 9 ay. Neler öğrendin burada? Bence benim için en önemli şeylerden biri kendimi tanımak oldu. Çünkü ne yapmak istediğini ve istemediğini seçebilirsin. Yani bir örnek olabilirsin. Ve yeni şeyler öğrenebilirsin. Bilemiyorum, bolca yeni şey öğrenebilirsin. Mesela sirk gösterileri, müzik. Daha önce hiç müzik çalışmamıştım ve şimdi müzik yapmaya çalışıyorum. Benim için harika. En güzel olay senin şapkan bence. Tabii ki. Teşekkürler. Vay be, bu geleneksel Bask şapkası değil mi? Aha. Oldu mu? Evet, mükemmel. Vallahi senin saçların benimkilerden güzel. Ben bunu aldım gitti. Tamam. Aa dur, ben de sana benimkini veririm. Ne olmuş yani? Aa evet tabii. Tabii bu pek şapka aa, sayılmaz ama bir yolunu buluruz. Heh, aynen böyle. Mükemmel. Güzel oldu. Yok yok şaka merak hayır etme. Hayır mı? Aa. Ama seninki acayip tatlı hakikaten. Hi Wojtek. Selam Wojtek. Merhaba. Meşhur istasyonun önündeyiz. Godot'u bekler gibi kurulduk. Treni mi bekliyoruz acaba yoksa? Ne yapıyoruz ya? Burada derdimiz ne? Tabii buradan çok tren geçmiştir ama artık eskisi gibi tarifeli trenler geçmiyor. Artık tiyatro ya da müzik ya da başka sanatlara ait trenler geliyor. Farklı sanatsal dallardan değil mi? Evet, evet. Peki esas olay nedir burada? Ana etkinlik şey, gönüllüleri ağırlıyoruz. Küçük etkinlikleri organize ediyoruz. Bizi birçok dost ve konuk ziyaret ediyor ve bu güzel yere göz kulak oluyoruz. Josh. Merhaba. Josh. Sorry. Pardon. Josh. Merhaba Josh. Merhaba Josh. How are you? Merhaba. Çok iyi. Merhaba. Ben iyiyim. Very fine. I'm very fine. Çok iyi. How can I say peki, this? Peki bunu lehçe nasıl söyleriz? Super. Evet gerçekten evet, öyle. Super. Barzo faya. Biz de süper güzel deriz. Gider, evet. Süper barzo faya. Tamam o zaman diyorum ki hazır mısınız? Evet tabii. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ama ben hazır sayılmam çünkü çay yok. Şimdi sınıfımıza geldik. Onur burada hocalık yapıyor. Bir sohbet kulüpleri var burada. Bu köyde yaşayan yerli halkla birlikte haftada bir kez mi? Ne kadar bir yere gidiyorsunuz? Haftada bir kez. Yani 10 günde bir. 10 günde bir, haftada bir. Sıkıldıkça buluşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ne konuşuyorsunuz burada? Geleceğe dair planlarımız. Thank you. Geleceğe dair planlarımız. Okay. Tamam. Peki, işte çayım. Evet. Tekrar merhaba. Arkadaşım Bay Ömer'i tanıştırmak istiyorum. Bizim ulusal kanalımız TRT'den geliyor. Oturabilir miyim öğretmenim? Evet, lütfen. Bir şey söyleyeceğim yani dersten çok biraz şeye benziyor bakıyorum. Şey günü gibi. Yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Ne güzel ağırlıyorlar seni. Ben de hocalık yapmak istiyorum burada. Şimdi Mr. Zbuşek'in defterine bakıyorum ve diyor ki... Benim planım. Benim gönlümden geçen. Hadi doldurun o zaman boşlukları. Hayattaki amacınız nedir?
Ah, ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ben de. Sadece mutlu olmak istiyorum. Onun hikayesi gösteriyor ki Avrupa'da bir takımın parçası olmak imkansız değil. Erasmus Plus sayesinde. Erasmus Plus'ı biliyor musunuz? Erasmus'u sadece teorik olarak biliyorum. Çok fazla bilgim yok. Sen bir öğrencisin, öyle değil mi? Öğrencisin, değil mi? Evet, evet, öğrenciyim. Öğrenci sayılırım çünkü tüm hayat bir sınıf gibidir. Neler duydunuz? Olay bu. Hep Erasmus Plus adayıyız. İmkanlar hep var. Hiçbir zaman geç değil. Çünkü Erasmus Plus, eskiden olan Erasmus'un aksine her yaş grubuna açık. Yani hepimiz katılabiliriz. Bir fikir bulup projeye dönüştürüyorsun, başvuruyorsun, kağıtları dolduruyorsun. Eğer sonunda Avrupa Birliği de evet derse, sen de parçası olabiliyorsun. Tıpkı Yülen ve Onur gibi. Öğrenci olmaya gerek yok. Hadi bir yerlere gidelim o zaman. Bir fikir bulalım, geliştirelim. Benim bir fikrim var. İyi haber. İyi haber. Benim imkanım olduğu zaman biz Türkiye'ye gidelim. İyi olmaz mı? Harika. Biraz Türkçe öğrendiniz mi peki? Teşekkür ederim. Bravo. Peki buyurun öneri. Ben her yıl Polonya'ya size geliyorum. Siz de Türkiye'ye bana. İyi fikir değil mi? Peki. Her yaz. Senin yerin nerede? İstanbul. Nasıl, iyi mi? Olmadı, başka yer burada. Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Oo, çok iyi soru. Polonya'nın sınır köyü Volimya'daki keşif turumuz devam ediyor. Şimdi bir marangozhanenin önündeyiz. Onur her hafta düzenli olarak buraya geliyor ve burada çalışıyor, ter döküyor. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Şimdi bir girelim, iş üstünde onunla sohbet edelim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. İyiyim, selam, merhaba. Almanca, İngilizce. Evet, Almanca. Peki. Evet, Almanca daha iyi. Ama onunla Türkçe lütfen. Hatta Türkçe de konuşuyoruz. Buyurun. Ne haber usta, nasılsın ya? İyiyim, siz sormalı. İyi, kafa aranıyormuş, o yüzden geldim. İhtiyaç var mı hala? Var biraz. Ha? Evet. Tam zamanında gel. Boyanacak birkaç şey daha var. Aa, güzel boya yaparım ha. Ya senden daha iyi yaparım. Sen ne yapıyorsun şimdi burada? Tabii benim volümyacıdan arkadaşım. Aynı zamanda projemin bir parçası bu. Ona yardım etmek. Öyle mi? Daha önce yaptığım şeyler tabii ama... Tabii. Tabii da bana yeni şeyler... İyi çalışıyor mu? Evet, çok iyi. Evet. Evet, gayet güzel. Her şey yolunda mı? Evet. Cinquiete. Lütfen. Fena değil. Yaptığı işlerin hepsi çok güzel. Hepsi. Gerçekten şu an Erasmus Plus'ın aslında en temsil olunduğu yerlerden birindeyiz. Bir marangozhane, Polonya'nın Çekya sınır köyünde bir marangozhane. Bir Türk genci geldi. Tabii esas mesleği bu değil ama tecrübe ve bir görgü kazanmak için burada çalışıyor. Polonya'da bir Türk, Almanya tecrübesi olan bir ustanın yanında şartlık yapıyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Ben de şey yapabilir miyim? Kalfalık belgemi alır mıyım? Bir yanı Almanya, bir yanı da Çekya'ya bakan bu güzel Polonya kasabasında bir Türk. Kah Bask bölgesinden gelmiş, kah Polonyalı, kah Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelmiş Erasmus gönüllüsü arkadaşlarıyla hem yurt dışı tecrübesi kazanıyor, hem dostluklar kuruyor, güzel arkadaşlıklar kuruyor, hem de bir yurt dışı tecrübesi kazanıyor. Onun cesaret isteyen bu çalışmasına biz de şapka çıkarıyoruz. Erasmus Plus daha ne ister, biz de başka bir şey istemeyiz. İşte böyle. Ne diyorduk? Dünya küçüktü değil mi? Ama hayaller büyük. Yalnız şu siber güvenlik mevzuna baktığımız iyi oldu. Ne kadar uyanık olursak o kadar iyi. Ne kadar gezersek de o kadar iyi. Haftaya devam mı? Bence devam. Sence? Bence de.
O zaman haftaya Erasmus Plus üretimlerini kovalamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Tschüss. İyi günler.